Selam herkese. Ay bir dakika. Gitar videosu isteyenler var aranızda ama ben sana gitar çalmayı unuttum. Bugün 16 Kasım pazartesi günündeyiz ve bugün tatilin ilk günü. Bir haftalık Kasım tatilimiz var. Zaten okula gitmiyoruz ama tatil yapmamız bir yerde iyi oldu. Şöyle çünkü normalde siz çoğunuz şu an sınavlarınızı olduğunuz ve olduktan sonra tabii tatile girdiniz. Ama biz sınavlarımızı olmadık. Ve şöyle bir şey var. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bununla gurur duymuyorum. Ama bu hafta elimden geleni yapıp sınavlarımdan yüksek not almayı planlıyorum. Umarım gerçekleşir. Umarım rezil olmam bunu söylediğim için. Neyse, bir önceki videolarda artık ne kadar önceydi bilmiyorum. Belki de bunu önce yüklemişimdir. Ben bir hafta boyunca kitap okuma challenge yaptım. Yani bir hafta boyunca her gün saat 9 ile 10 aralığında kitap okudum ve birçoğunuz da buna katıldınız. Bazılarınız ders çalışarak buna katıldınız çünkü sınav haftanıza denk gelmişti. Bu sefer ben ders çalışarak buna katılacağım. Bir hafta boyunca her gün ders çalışacağım. Ama ondan önce sadece ders videosu olsun istemiyorum. Çok sıkıcı olur diye düşündüm. O yüzden size şu an yapacağım şeyi paylaşacağım. Şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, benim çekmecelerim çok uzun zamandır sorunluydu. Şöyle. Şu an sorunlu değil. O yüzden göstermemin bir anlamı yok. Çünkü yaptırdık. Raylarını yaptırdık çekmecenin. Yani dış görünüşünde hiçbir değişim yok. Gördüğünüz gibi. Hepsi bomboş bu arada. Ve benim 2 gündür falan bütün eşyalarım burada duruyor. Ve bugün bunların hepsini silip, bunların içini güzelce temizleyip çekmecelerimin içine yerleştireceğim. Ve siz de bana bunu yaparken eşlik edeceksiniz. Yes! Let's get started. Birazcık da silikonlu temizleyici. Şimdi sizin muhtemelen en çok ilginizi çekecek bölüm makyaj bölümü ve ilk çekmecem. O yüzden önce burayı yapacağım. Diğerleri zaten birazcık özel. O yüzden onları görmenize gerek yok. Son hallerini göstereceğim. Bayağı bir şey ayıklayacağım. Giymediğim çünkü çoraplardır, iç çamaşırlarıdır. Onlar direkt çöp. Hygienic. Silikonu temizleyeceğim. Şimdi içine sıkacağım. Hani niye durmuyor böyle? Şimdi ben direkt bunu böyle koyayım önce. Tamam mı? Ama sonra düzenimde birazcık değişiklikler yapabilirim. Ama yapmaya da bilirim, üşenebilirim. Bunları ben daha yenilikte temizledim ve gördüğünüz gibi temizler. Evet, burası tamam. Bu benim yayıntı çekmecem. Bunlar da benim yayıntılarım. Aaa, bir sürü makyaj var. Kırılma. Allah. Evet arkadaşlar, zorlu bir görevin üstesinden başarıyla henüz gelemedik. Çünkü ben çekmecelerimi yerleştirmeyi bitirdim. Daha sonrasında yemek yedim ama odamı hala temizlemedim. Ve odam şu an aşırı kirli ve bu ders çalışmam için bana güzel bir ortam sağlamıyor. O yüzden şimdi ders çalışmak için odamı temizleyeceğim. Yani aslında bu çok kötü bir şey. Önceden odanızı temizlemeniz gerekiyor. Ki ders çalışmaya başladığınızda kafanızı dağıtacak bir şey olmasın. Ama benim zaten bugün planım önce eve gelip çekmecelerimi yerleştirip daha sonra temizlik yapıp daha sonra ders çalışmaktı. Ama şu an bunları yapana kadar bile çok yoruldum. O yüzden hızlı oluyorum ve zaman kaybetmiyorum. Yerler özellikle çok kötü. Sivitimi çıkarıyorum çünkü çok sıcak oldu. Mis. Gözükmüyorum ki. Düşmeyin arkadaşlar, düşmeyin. Sadece tozumuzu alacağım. Arkadaşlar, birazdan size müthiş bir taktik göstereceğim. O yüzden şimdi bu videoda kalın. Tamam mı? Pisliği görüyor musunuz? Ya ben gerçekten hani burayı ne kadar silersem sileyim en çabuk burası tozlanıyor. Neden acaba?
silikonlu temizleyiciyle üzerinden geçiyoruz arkadaşlar. Bu temizleyici daha uzun sürede tozlanmasını sağlıyor yani. Bir mobilyada en sevmediğim şey kalıcı lekeler. Çünkü her temizlikte sanki onlar çıkacakmış gibi temizlemeye çalışıyorum ama hiçbirinde çıkmıyor. Neyse göbeğimi kapatayım. Temizlendi, evet. Arkadaşlar, fırçalarınız çok sık tozlanıyorsa ve siz de benim gibi çok sık yıkamaktan artık bıktıysanız toz bezinizin temiz olan bir tarafını avucunuza alıyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Bunun üzerine silikonlu temizleyicimizden biraz sıkıyoruz. Ve sonrasında bu fırçaları böyle tutup böyle kafalarını tozunu alıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi toz kalmadı. Burası da biraz kirlendi. Zaten amaç oydu. Umarım bu üşengeçliği yapan tek kişi ben değilimdir. Çünkü hayatta en üşendiğim şey fırça yıkamak falan olabilir yani. Şimdi yerleştirme zamanı. İşte bu kadar. Müthiş. Hadi birazcık yakından bakalım. İlk çekmecem bu şekilde. Kısa bir makyaj koleksiyonu. İkinci çekmecede çoraplarım. Bunları da düzenledim arkadaşlar. Burası biraz kötü. Bunları renklerine göre falan koydum. Üçü gösteremiyorum. Son çekmece adı üzerinde. Tam bir yayıntı çekmecesi. Böyle. Şimdi bir de yere bakın. Şu pisliğe bakın arkadaşlar. Bu halı inanılmaz toz tutuyor. Yani halı toz tutmaz. Halı tüy tutuyor. Topluyor. Neyse. Şimdi halımı süpüreceğim. Göreceksin kendini o kılın. Huy, çok yoruldum. Böyle şaheserimi son kez size bir göstermek istedim. Çok kötü çektim. Keşke öncesini de çekseydim. Ama çok anlaşılmaz zaten. Çünkü topluydu ama temiz değildi. Şu an hiç olmadığı kadar, yani daha önce olduğu kadar toplu ve tertemiz. Gördüğünüz gibi. Her şey olması gerektiği gibi. Ve ben sonunda ders çalışmaya hazırım. Şimdi bilgisayarımı açıyorum. Gerçekten odamı temizlemekten ders çalışamadım şu an. 9 ve 10 saat arasında çalışmayı planlıyordum ama... Let's go! Trigonometry! İlk ders bitti. Yani trigonometry. Ne de bu kadar zor ya. Gerçekten bazılarını... Ben şimdi şöyle düşünün. Konunun ilk başlarındayım, tamam mı? Hani ciddi anlamda çok geride kaldım ve derslere falan da girmedim. O yüzden şimdi hem konu anlatımına bakıyorum. Şu kitap. Ama şöyle yapmaya karar verdim. Arka arkaya videolar izleyince gerçekten çok kafam, beynim kaldırmıyor yani. O yüzden sabah akşam gibi hani böyle böleceğim. Zaten bu hafta dün çok yorgunum. O yüzden hani erken kalkmak benim için sadece işkence olurdu. Ama yarından itibaren saat böyle hani sabahın köründe olmasa da hani böyle 9-10 gibi kalkmaya çalışacağım. Ve ders çalışacağım gün başlamadan önce. Çünkü gün başlayınca gerçekten evde duramıyorum. Öyle bir sorunum var aslında. İyi bir şey değil ama evde dursam bile evde ders çalışamıyorum. Benim için ev çok verimsiz. Şu an saat 10.41. Gözükmüyor, çok parlak. 11'e 20 var. Ben bir yarım saat 20 dakika falan daha böyle bir çalışıp edebiyat çalışacağım. Çünkü en yakında edebiyat sınavım var matematikten sonra. Birazcık hem matematikten uzaklaşıp bitireceğim. Sonra da uyurum yani 12 yarım gibi falan. Çünkü çok uykum var gerçekten. Hala böyle dünün yorgunluğu. Dün bu arada biz Uşak'a gittik arkadaşlar. Manisa, Kula. Öyle bayağı güzeldi yani ama çok yorucuydu. Ben çok uykusuzum. Dün 5'te uyandığım için bugün yarımda uyandım. Yarın bakalım ne olacak hayırlısı. Şimdi birazcık edebiyat bakalım. Arkadaşlar saat 11. Saat 11. Bence bugünlük bu kadar yeter çünkü gerçekten çok yoruldum. Ve karnımın çok acıktığını fark ettim. O yüzden şimdi karnımı doyurmaya gidiyorum. Niye odamda tur atıyorum? Bilmiyorum. Açım. Açım, sadece bunu biliyorum.
Saat şu an 9:47. Ben tam 7 dakika önce uyandım. Sesim niye böyle şu an? Alarmımı 9:40'a kurmuştum ve saat tam 9:39'da uyandım ve kalkıp alarmımı kapattım. Benim için gerçekten çok tatmin ediciydi. Hala sesim çıkmıyor bu arada, çok komik şu an. Neyse, uyanmayı başardım. Kendime kahvaltı hazırlayacağım ve çay yapacağım. Bu sesimin geçmesini umuyorum. Hadi kahvaltı. Acaba rüzgar çıkarsam mı anneme? Yerinde tek verimli senle ben varız. Sen çıkarayım mı? Çıkarayım mı seni? Çıkarayım mı? Otur. Hadi git. Hadi git kakanı yap. Hayır. Kolay gelsin. Yay. Ekmeğimi de aldım. Eve gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldim. Burada beni bekleyen bir çocuk var. Kahve zamanı. Kahvaltım hazır. Evet, şu an biraz yamuk duruyorsun ama bunu dert etmeyin çünkü daha iyi bir seçenek yok. Her neyse, son dönemlerde hakkında bilmediğinizi düşündüğüm bir şey. Normalde ben tanıyorum, yani izliyorsanız eskiden vloglarımı, özellikle 8. sınıfta inanılmaz sağlıksız besleniyordum. Her akşam noodle yiyordum şu hazır yapay olanlardan. Sürekli abur cubur yiyordum, çok fazla abur cubur tüketiyordum ve en kilolu olduğum dönemde belki oradan hatırlarsınız. Şu an aslında hani hiçbir şeyim olmadan, amacım olmadan, sadece istediğim için sağlıklı şeyler yiyorum. Sağlıklı beslenmeye merak sardım demek ki çok doğru olmaz yani, çünkü öyle bir şey yok. Ama sağlıklı olan şeyleri de severek yediğimi fark ettim. Kendimi keşfediyorum aslında neleri sevdiğimi hala. Çünkü ben yemeklere inanılmaz önyargılı bir insanım ve görebileceğiniz en uyuz, en yemek konusunda kendine her şeyi kapatan insanım. Sadece bu özelliğimi kırmaya çalışıyorum ve aslında bunu kırdıkça fark ediyorum bir şeylerin tadının güzel olduğunu. Günaydın. Bitmişti zaten. Otur. Ver pati. Ötekine ver. Tamam. Niye direkt yatıyorsun kardeşim? Otur. Yat. 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 Bakalım. Paçıklarını yerim senin paçıklarını. Afiyet olsun. İşten muhteşem fırsat. Bu arada reklamlarımı atlamayın, tamam mı? Diyordum, reklamlarımı atlamayın arkadaşlar. Bol bol reklam isteyin. Bu senenin sonunda artık kendime yeni vlog kamerası almak istiyorum. Anlaştıysak güzel. Saat tam 10:51. Ve ben başlıyorum. Trigonometri 4. Başlıyoruz. Hadi bakalım. 40 dakika sonra görüşürüz. Bitti. Şimdi bunları duvarıma yapıştıracağım ama böyle değil, daha böyle temize geçip falan yapacağım. Şimdi diğer derse geçer miyim emin değilim. Bence diğer derse geçmeyip kendim soru çözmeliyim. Saatimize bakalım. Telefonu kaldırdım arkadaşlar, görüyorsunuz ki. Rüzgarı da kaldırdım çünkü dikkatim dağılıyor. Uyanmama şu an bir yarım saat falan vardı. Ama ben kalktım ve bir sürü şey yaptım arkadaşlar. Saatimiz kapandı. 11:27. Bu arada size bunu da söyleyeyim. Bundan sonra her cumartesi saat 6'da video gelecek. Yani öyle planlıyorum. Her cumartesi saat 6'da kanalımı kontrol ederseniz muhtemelen yeni bir video bulursunuz. Bulamazsanız da oraya açıklama falan bir şeyler yazarım artık. Bu işi ciddiye alıyorum çünkü. Çok ciddiyim şu an. Acaba matematikten kaç alacağım ya? Gelecekteki kendime bu soruyu soruyorum şu an. Arkadaşlar şimdi şunları şöyle yazdım da. Bunu şimdi beynime böyle yapıştırmak istiyorum. Neyse, şimdi bunu keseceğim. Sonra şuraya yapıştıracağım.
Arkadaşlar ben bitirdim ders çalışmayı, tamam mı? Tamam. Bakın nereleri yaptım. Bu arada bu konu anlatımlı kitaplar bence çok iyi oluyor. Çünkü hani tek başıma çalıştığım için yapamadığım bir soruyu hani nasıl çözmüş kitap diye hemen bakabiliyorum. Bunları çözdüm. Valla açıkçası çok fazla soru çözmedim mesela. Şunlara geçmedim. Birazcık bunlardan gözüm korktu ama bu sayfayı bitirdim tamamen. Bu arada hani çözüme baka baka şey yapmıyorum. Bakın şurada benim kağıdım var. Bu kağıtla kapatıyorum. Çözümü buraya yazıyorum. Daha sonrasında çözümü açıyorum. Yani iyiyle yaptığımı düşünmeyin. Şimdi size bugünkü planı anlatıyorum. Bugün annemle birlikte Agora Antik Kenti'ne gideceğiz. İzmir'dekiler bilir. Yani genel olarak bilirsiniz aslında Çankaya'da. Agora'ya ben çok fazla gittim. Ama annem hiç gitmemiş ve bundan muzdaripti. O yüzden bir haftadır bana beni Agora'ya götür, beni Agora'ya götür deyip duruyor. Bu arada AVM olan değil. Başta söyleyeyim zaten Antik Kent. Anneme oraya götüreceğim. Daha sonrasında alışveriş yapacağız. Market alışverişi, akşam yemeği için ve diğer yemekler için. O yüzden ben şimdi hazırlanmaya başlayacağım. Çıkana kadar videomu editleyeceğim. Ondan sonra çıkacağız. Akşama da Masumlar Apartmanı izleyeceğiz. Bugünkü plan bu şekilde. Evet, şimdi çok seri bir şekilde makyajımı yapacağım. Öncelikle nemlendirici. Nemlendirici her zaman ilk adım. Normalde benim favorim biliyorsunuz Neutrogena Hydro Boost. Ama bu bitmek üzere ve bitmesini istemiyorum. Ve tekrar almak da istemiyorum. O yüzden bu yine çok güzel olan Balea markasının aloe veralı kremini kullanıyorum. Bu günlük krem. O yüzden genelde Neutrogena'yı akşamları, bunu da gündüzleri sürüyorum. Nemlendirici benim makyajımın olmazsa olmaz arkadaşlar. Nemlendirici sürmeden makyaj yapınca sanki böyle hani bir tahtaya yazı yazmaya çalışır gibi hissediyorum kağıt yerine. Anladınız mı? Daha sonrasında göz altlarımı kapatıyorum. Şimdi bunu dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi kapandım. Daha sonrasında bronzer. Ah, gözüme kirpik. Artık benim makyaj yaptığım için linç edemiyorsunuz mesela. Aslında hala edenler var ama 12 yaşında YouTube'a makyaj videoları çekerken herkes çok üstüme geliyordu. Ama artık 16 yaşında bir genç kız olduğum için. Gerçekten psikolojimi bozdunuz ve ben de travma yarattınız. Bunun farkında mısınız? Sadece hevesimi almak istiyordum. Şu an hani gerçekten o kadar makyaj malzemesi almıyorum ki. Hani şaşırırsınız. Sadece hevesimi almak istiyordum ve aldım ve bitti bu kadar. Bu arada tamamen hani sözüm meclisten dışarı, lütfen kimse üstüne alınmasın. Muhtemelen artık beni takip etmiyorlardır haterlarım, sevgili haterlarım. Sizi çok özlüyorum. Şimdi bu krem allığı sürüyorum. Bu çok güzel bir şey ama Türkiye'de yok. Bu Babylips'in balm blush'larından. Bence Maybelline'in yaptığı en güzel şeylerden biri. Çünkü bakın verdiği doğal... Aa, ben glow cherry sürmedim bugün. Geçenlerde yeni aldığım Mary Luminizer'ı kullanıyorum. Highlighter olarak. Highlighter'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Herkes gibi ben de highlighter'ı çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi dünyanın en güzel paleti olan Nude Beach'i kullanacağım. Bunun içindeki... Bugün biraz far istiyorum. Bugün biraz far sürmeye karar verdim, evet. Şu ablanın rengini kullanacağım. Gel bakalım. Şimdi rimel. Arkadaşlar rimel sürmek yani tamam ama... Bu rimeli çıkarmak beni o kadar yoruyor ki. Ama aslında rimel şöyle bir şey benim için. Rimel sürersem makyajımı kesinlikle temizlemem gerekiyor. Yani zaten makyajımı her zaman kesinlikle temizlemem gerekiyor ama bazen hani çok çok az makyaj yaptığım günlerde makyajımı silmeye gerçekten çok üşeniyorum ve o günlerde özellikle rimel sürüyorum ki makyajımı çıkarmak zorunda kalayım diye. Çünkü hani tamam yüzünüzdeki bir şey fark etmiyorsunuz ama o rimel gerçekten gözünüze ağırlık yapıyor ve hani kirpiklerinizi sertleştiriyor tabii ki. Ondan dolayı rimeli bazen makyajımı çıkarmaya üşendiğimde böyle çıkarmak zorunda kalayım diye sürüyorum. Şu an öyle değil ama şu an o günlerden biri değil. Şu an zaten sürecektim ama bu da böyle bir bilgi arkadaşlar. Kendinize bazı şeyleri yapmak zorunda kılarsanız o şeyleri yapmak daha kolay hale geliyor. Bu benim hayata karşı kullandığım bir trik arkadaşlar. Bu sadece rimel olarak düşünmeyin. Son adım olarak ruj. Nasıl önce yüzüme nemlendirici sürüyorsam makyajdan önce. Önce lip balm sürüyorum rujdan önce. Çünkü hem evden çıkmadan bir şeyler yersem rujum bozulmasın diye. Rujumu hep en son sürüyorum. O yüzden şimdi lip balmla bırakacağım. Şimdi giyinelim. Ne giyelim bugün acaba? Dadam, hazırım. Hiçbir şey gözükmüyor. Şuradan göstereyim. Evet. Böyle giyindim. Altında siyah bir pantolon var. Çok da mühim değil. Üstümdeki böyle omzu açık. Üzerimdeki ceket benim asıl favorim. Bu mevsimde bunu giymeyi çok seviyorum. Yani böyle şeyler giymeyi. Bu da Stradivarius'tan. Stradivarius. Bu şekilde terliklerimle. Terliklerim.
Selam, biz Agora'ya geldik arkadaşlar. Evet anneciğim, seni sonunda buraya getirdim. Mutlu musun? Evet. Tarih görmek, gezmek iyidir. Evet. İnsanın geçmişini bilmesi iyidir. Evet. Çok haklısın. Teşekkür ederiz bu bilgilendirme için. Eve geldik. Yani şimdi gelmedik. Oldu biraz geleli. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika oldu. Ben şimdi Edith'in başına oturdum. Gördüğünüz gibi üstümü falan değiştirdim. Gerçekten çok yoruldum bugün. Bayağı bir yürüdük. Çünkü siz sadece küçük bir kısmını gördünüz ama biz oradan oraya oradan oraya sürekli markete falan da gittik. Bir de şu bugün yapıştırdığım şeyi, bir tane eksik bant yapıştırmışım. Her neyse, bugün dizim var arkadaşlar. Bugün izlediğim iki dizi var. Biri Kırmızı Oda, biri Mansunlar Apartmanı. Onu izleyebilmek için 8'de başlayacağım ders çalışmaya, 9.30 falan, 9'a kadar. Bugün çok yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir gündü. Annemle böyle tarihi yerler gezmek gerçekten çok komik oluyor. Umarım izlerken siz de sevmişsinizdir. Öyle. Hadi ben editimi yapayım. Of. Arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Bütün planlarım şu an suya düştü yani an itibariyle. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada hani sınavlar iptal olma falan durumu, yani her kafadan bir ses çıkıyor. Tam bir şeyler yoluna girmişken, çalışma düzenimi oturtmaya başlamışken, erken kalkmaya başlamışken. Yani evren bana mesaj mı veriyor bilmiyorum. Yani aslında bu tarz böyle global olayları sadece kendine yorumlayan bir insan olmaktan hoşlanmıyorum açıkçası. Hani çünkü hani tamam, bütün dünya şu anda bu pandeminin etkisi altında. Ve hani sadece ben girmiyorum bu sınırlamaya, sadece ben dahil değilim. O yüzden hani bu aslında kendini birazcık çok özel ve değerli zannetmek gibi oluyor. Ama yine de gerçekten hani insan kişisel olarak düşünmeden edemiyor. Bilmiyorum, üzüldüm açıkçası yani. Ama yapacak bir şey yok. Bu video da burada biter arkadaşlar. Ben bu motivasyonla hiçbir şey çalışamam şu an. Çalışırsam da çekerim diğer videolarda, görüşürüz yani. Böyle kötü bitirmek istemez mi yani, modum çok düştü gerçekten. Her neyse arkadaşlar, düşüncelerinizi yazın, konuşalım yorumlarda. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Tam olarak hedeflediğim yere ulaşamasa da video bence yeterince uzun oldu. Diğer videolarda görüşürüz artık. İyi bakın kendinize. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.